özgüven eksikliğini çözebiliriz. Özgüvensizlikle mücadele ederken sevgili dostlar zannediyoruz ki özgüven kelimesi her şeyi kusursuz ve mükemmel yapmak demekmiş gibi düşünüyoruz. Ama işte tam olarak orada yanılıyoruz. Neden mi? Çünkü özgüven dediğimiz şey her konuda başarılı olmak, her konuda en iyi yapabiliyor olmak demek değildir. Aslında özgüven kendimizle alakalı hepimizin içinde bir cevher var. O cevheri bulup ortaya en güzel şekilde çıkarabilmek demektir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her konuda iyi olabiliriz. Her konuda gerçekten başarılı olabiliriz demek değildir. Önce bu videoya başlarken lütfen bu konuda anlaşarak başlayalım. Her konuda sen de iyi olamazsın. Her konuda ben de iyi olamam. Hepimizin yetenekleri farklı kendimizi geliştirebileceğimiz, daha iyi bir noktaya getirebileceğimiz yönlerimiz farklı. Ama öncelikle içimizdeki o yetersizlik duygusuna söz geçirmekle başlamalıyız. Özgüvensizliğin beslendiği temel kilit nokta yetersizlik hissiyatı. Yetersizlik hissiyatı bizde şöyle bir algı oluşturuyor. Ben bunu yeterince iyi yapamam. Bu konuda başarılı olamam. Bunu yapacak kadar bir kapasiteye sahip değilim gibi yetersizlik duygusundan dolayı bir işe başlarken Neyse en azından ben bunu başlamayayım. Yapamam zaten. Yok ya bu tarz şeyler beni aşıyor. Onlar benim yapabileceğim şeyler değil gibi düşünerek içimizdeki sese kulak verdiğimizde işte o zaman özgüvensizlik buna girmiş bulunuyoruz ne yazık ki. Bu yüzden şu şekildeki bir algıyla başlayacağız özgüven duygusuna. Ben gerçekten hangi konuda iyiyim? Yapabildiğim alanlar nedir? Kendimi en iyi şekilde ifade ettiğim noktalar nedir? Ve de hangi işi yapıyorsam onu yaptığımda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok keyifle yapıyorum, güzel bir şekilde yapıyorum. Ve kendi performansımı en iyi şekilde orada çıkarabiliyorum, değerlendiriyorum biliyorum dediğimiz alan bizim aslında kendi içimizdeki cevher olmuş oluyor. O yüzden öncelikle kimseyle kendimizi kıyaslamıyoruz. Amacımız gerçekten kendimizi fark edebilmek ve kendimizi tanıyabilmek olmalı özgüven konusunda. Bu yüzden sizlerden ricam, daha doğrusu ricam sizlerden şu şekilde olacak sevgili dostlar. Kendinize şu soruyu sorun. En çok Geçmişten bu zamana kendi hayatınızı ve sürecinizi değerlendirdiğinizde neleri yapmaktan keyif alıyorsunuz? Hangi noktalarda kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz? Hangi noktalarda gerçekten potansiyelinizi tam bir şekilde ortaya koyabildiğinizi düşünüyorsunuz? Ve zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum Tuğba Hanım dediğiniz o yeteneğiniz ya da farkında olmadığınız ama aslında yetenek olan yani sizin oradaki özgüveninizi parlatabileceğiniz alan nedir? öncelikle kendinizi bu konularda sorgulamanızı istiyorum. Ve en önemlisi sevgili dostlar, kendimizi sorguladıktan sonra bunun üzerine yavaş yavaş düşmeye başlayacağız. Planlar yapacağız, programlar yapacağız, kendimize minik minik hedefler koyacağız. Ve sonrasında çevremizdeki insanların geri bildirimini alıyor olmak da çok önemli. Sizlerden ricam çevrenizde 3 kişinin ama güvendiğiniz, gerçekten hayattaki duruşuna, davranışına, konuşmasına, tavrına, tarzına önem veriyorum. Benim için kıymetli, saygıdeğer dediğiniz çevrenizdeki üç kişiye kendinizle alakalı sorular yöneltin. Sence ben hangi konularda, hangi ortamlarda, hangi durumlarda kendimi daha iyi ifade ediyorum? Kendimle alakalı çok güzel, şık bir duruş sergiliyorum. Sence ben hangi noktada özgüvenli bir duruş sergileyebiliyorum ve bunu karşı tarafa yansıtabiliyorum. Bunu sorun. Fakat şurada şöyle bir karışıklık olabilir. E, sadece tekrar belirtiyorum. Güvendiğiniz üç kişiye sorun. Çevrenizde bulunan her insana sorarsanız şunu da açık ve net bir şekilde belirtmek isterim ki sizi çekemeyenler olabilir, varlığınızdan rahatsız olanlar olabilir. Sizin bulunduğunuz noktayı gerçekten ne kadar güzel bir noktada deyip farkında olmadan sizi yanlış yönlendiren ya da farkında olup da yanlış yönlendirebilen insanlar da olabilir. Haset insanlar da olabilir, iyi niyetli insanlar da olabilir. Bence ben zaten bunları anlatırken siz e, o insanları böyle bir zihninizde düşündüğünüz ve gözünüzün önüne muhtemelen geldi. O yüzden herkese soruyor olmak istemediğiniz şeyleri duyduğunuzda ve insanlar eğer art niyetli bir şekilde bunda yorum bulunursa ister istemez demolize olursunuz, kendinizi kötü hissedersiniz. Bu da sizin özgüveninizin birdenbire böyle düşmesine, modunuzun düşmesine, keyifsiz bir ruh halinde olmanıza sebep olur. O yüzden tekrar ediyorum güvendiğiniz hayattaki duruşunu, konuşmasını, tavrını, tarzını, bakışını hakikaten evet ya takdir ediyorum budur dediğiniz o üç kişiden fikir alın. Akıl almayın, fikir alın. Bunu da unutmayın. Ve sevgili dostlar. Karşı taraftan böyle güzel bir geri bildirim aldıktan sonra şunu unutmayın özgüvenli bir birey olabiliyor olmak bir süreç içerisinde gelişen bir durumdur. Bunu yaptım özgüvenli oldum mu olmadım mı değil kastımız. Herhangi bir davranışla veya bir tavırla özgüvenli veya özgüvensiz olmayız. Ama biz bunu da karıştırıyoruz. Bazen keyfimiz olmuyor, tadımız olmuyor. Her zamanki ruh halinde olamayabiliyoruz. Ama ne yazık ki sanki her zaman mutlu olmalıyım, her zaman neşeli olmalıyım, her zaman pozitif olmalıyım ve her zaman yaptığım işin en iyisini yapmalıyım gibi bir algı oluyor. O yüzden sizlerden ricam bu algılardan da sıyrılın. Bunlar da bize kusursuzluğa iten algılar ne yazık ki. O gün canınız sıkkındır. Keyfiniz yerinde değildir. Belki kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuzdur. Arka planda belki sorunlarınız vardır. Belki hava sizi etkilemiştir. Belki o gün insanlık hali olarak canınız bir şey de yapmak istemiyor da olabilir. Haller dediğimiz durumda var. İnsanlık halleri. O gün o bir andır. Kötü hissettiğiniz bir andır. Demolize olduğunuz bir andır. İyi hissettiğiniz de bir andan ibaret. Fakat biz bu anları hayatımızın geneline yansıttığımız zaman İster istemez sevgili dostlar kendimizi ciddi anlamda manipüle edebiliyoruz. Aman kendimizi manipüle etmeyelim. Kötü hissettiğiniz zamanlarda evet bak gördün mü özgüvenli biri değilim. Ben bunu yapamıyorum demek doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Evet, bugün burada bunu yapamadım demek ki kendimi yeterince iyi hissetmiyorum. Bugün biraz canım sıkkın, bugün keyfim yok, bugün modum yok diyebildiğinizde ve olayı tamamen genele yaymadığınızda modunuz da düşmez. Çünkü o bir an. O an geçicidir. O an kalıcı bir an değildir. Kötü hissettiğiniz anlara çok odaklanırsanız aslında anlık hissediyorsunuz. Fakat hayatınızın tümüne yaydığınız zaman o anlar işte bir gününüze mal oluyor, iki gününüze, bir haftanıza, bir ayınıza, insanın ömrüne mal oluyor. O yüzden sizlerden ricam Evet ya ben de ara sıra kötü olabilirim, canım sıkkın olabilir, keyfim olmayabilir. Bu her insanın hakkı. Bunlar hepimizin hakkı. Her zaman iyi olmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden de kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda baksanıza Tuğba Hanım anlatıyorsunuz ama ben özgüvenli bir birey değilim. Bak bugün bunu yapamadım. Özgüvensiz bir bireyim şeklinde konuşmalarınız sizin de bir kafa karışıklığına yol açar. Amacımız objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyor olmak bunu sakın unutmayın. O yüzden hayatın anlardan oluştuğunu, o anları hayata yaymamamız gerektiğinde burayı dipnot olarak belirtmiş olayım. Bir de tabii ister istemez şu konuda da zorluk yaşıyoruz sevgili dostlar. Diyelim ki bunu ben danışanlarımdan ve çevremdeki insanlardan da çok sık duyuyorum. Tuğba Hanım, toplu bir ortama gideceğim, sosyal ortama ya da yeni bir işe başlayacağım, kalabalık bir ortam ya da tanımadığım, bilmediğim bir toplu ortama gireceğim. Ya da seyirci önünde konuşma yapacağım ya da işte okulda sunum yapacağım vesaire vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. İstediğiniz örneği siz buraya koyabilirsiniz. O noktada daha o olay gerçekleşmeden bir hafta öncesinde böyle karın ağrılarımız başlar olacak mı, olmayacak mı? Acaba konuşabilecek miyim, konuşamayacak mıyım? Ya kekelersem, ya yüzüm kızarırsa, ya dilim işte e, sürüşerse ve konuşamazsam ve bu noktada kendimi ifade edemezsem, orada rezil olursam, insanlar benimle dalga geçerse, alay ederse, insanlar beni sevmezse, insanlar bir daha benimle görüşmek istemezse gibi gibi. Bunları söylerken bile ne kadar sıkıldınız muhtemelen, değil mi? Bunu siz kendi zihninizde de, iç zihninizde de sürekli, sürekli kendinize ifade ettikçe, sevgili dostlar, bir yerden sonra zihnimiz ne yapmış oluyoruz, açık ve net söyleyelim. Kaygı ile besliyoruz. Kaygı korkuyu getiriyor. Korku da bir yerden sonra zaten sağlıklı davranabileceğimiz tüm davranışları elimizden almış oluyor. Ve bir yerden sonra zihnimizde sürekli bu tekrarları yaptıkça hep kaygılı olumsuz şeyleri düşünüyoruz. Halbuki olumsuz olan şeyleri de düşünebilsek, sadece olumsuz olan değil, olumlu olan noktaları da düşünebilsek, olumsuzun yerine evet o ortama gittiğimde çok güzel konuşabilirim, kendimi çok güzel anlatabilirim, çok güzel ifade edebilirim, o ortam gerçekten güzel olacak, güzel geçecek, insanlarla iyi anlaşacağım ve keyifli olacak dediğimizde zihnimize olumlu kodlamalar yapacağız. Ve bir yerden sonra siz zihninize ne ekerseniz inanın onu biçmiş oluyorsunuz. Çünkü zihnimize biz sürekli bir duygu ekiyoruz. Olumlu veya olumsuz. Ne ektiğinize gün içerisinde lütfen dikkat edin. Sabah yataktan kalktığınızda ya da gözünüzü açtığınız an gerçekten keyifsiz olabilirsiniz. Ama o anlık keyifsizlik duygusunu hayatınızın o günkü tüm evrelerine yerleştirirseniz gün bitti kayıp o yüzden o an evet şu anda biraz canım sıkkın ama keyifsiz kalktım. Hava da etkiledi. işte başka bir şey de etkiledi. Ya da bugün böyle kalktım deyin. Ama bir şekilde o an size ne iyi geliyorsa çay içmek mi, kahve içmek mi, işte ılık bir duş almak mı yani o an ya da sadece işte müzik dinlemek mi böyle kendinizi coşturacağınız, iyi hissedeceğiniz müzikler dinlemek mi? Ama bir şekilde duygularınızı regüle edebilin. Yani düzenleyebilin sevgili dostlar. Ve son olarak bunları yapmıyoruz ve kilit olan noktayı da söylüyorum. Genelde şu soruyu çok sık duyuyorum. E, Tuğba Hanım yani şimdi sosyal ortama girdiğimizde bir de ne konuşacağız ki? Neyden bahsedeceğim? Yani bir ortama girdiğimde konuşacak konu da bulamıyorum. Nelerden bahsedeceğimi de bilmiyorum. E biraz kafa karışıklığı da yaşıyorum. E nasıl olacak bunlar? Yani konuya giremiyorum ya da bir soru soruyorum, sonra o sorunun cevabı gelmiyor, orada konu kapanıyor, bitiyor. Sosyalleşemiyorum. E bu sefer de kendimi yetersiz hissediyorum, özgüvensiz hissediyorum. Neden diğer insanlar gibi sohbet edemiyorum? Niye sosyalleşemiyorum diye düşünüyorum diyor olabilirsiniz. O noktada da sevgili dostlar çok büyütmeye gerek yok. Neden biliyor musunuz? Şunlardan bahsedebilirsiniz. Kendinizden. Aile hayatınızdan, iş hayatınızdan, hayallerinizden veya o an işte havadan, sudan, işte kadınlar modadan bahseder, erkekler futboldan, maçtan bahseder, kadınlar bir yerde ilişkilerden bahseder. Yani bahsedebileceğimiz konu çok. ölü büyütmemek gerekiyor. Gözümüzde büyüttükçe etrafınıza birazcık bakın azıcık böyle kulak misafiri olun. Ne konuşuyorlar, nelerden bahsediyorlar. Aslında öyle büyütülecek konular ve mevzular değil. Oradaki amaç anda kalabiliyor olmak ve keyif alabiliyor olmak. Karşılıklı senkronize olabiliyor olmak. Yani biz bir soru sorduğumuzda karşı tarafında bize cevap veriyor olabilmesi ve o iletişimi sürdürülebilir hale getirebiliyor olmak gerçekten insana iyi geliyor. Ve şunu unutmayın, biz ne yazık ki şu an yeni gündemde, yeni düzende sosyalleşmeyi telefon üzerinden birbirimizle iletişime geçmek, konuşmak gibi algılamaya başladık. Bu bir sosyalleşmek demek değil sevgili dostlar. Daha çok kendimizi, birbirimizi izole etmek, kendi benliğimizi yalnızlaştırmak demek oluyor. Bunlar çok farklı şeyler. Yeni dünya düzeninde bize bunlar ne yazık ki empoze ediliyor ama sizlerden ricam lütfen kaygılarınızı ve korkularınızın üstüne giderek evet belki o an telefonda konuşmak, mesajlaşmak, iletişimde oluyor olmak ya da işte görüntülü bir şekilde konuşuyor olmak sizlere iyi geliyor olabilir ama bu bizim sosyalleşmemizi ve özgüvensizlik noktasında o problemleri çözeceğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu daha çok bizi o noktada kalmamızı ve o duygumuzu daha çok kendi zihnimizde büyütmemize yarıyor. O yüzden sizlerden ricam kesinlikle insanın insana ihtiyacı var. Hepimizin konuşmaya, anlatmaya, yeri geldiğinde de dertleşmeye veya e, hem hal olmaya ihtiyacı var. Bu yüzden sevgili dostlar, e, Tuğba Hanım bulamıyorum, çevremde böyle biri yok diyorsanız da e, bir dışarı çıkın, işte manava merhaba deyin, nasılsın abi deyin ya da işte dışarıda birini gördüğünde bir şekilde etkileşime geçin. Eczaneye gittiğinizde merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, gününüz nasıl geçiyor diye sorun. Sadece bunlar minik minik olacak şeyler. Hemen karşılıklı masaya oturup hadi bakalım konuşalım demek değil. Yavaş yavaş günlük rutininizde böyle e, sosyalleşme noktasında yani minik iletişimlerde oluşturursanız bunlar size çok iyi gelecek. Bunlar sana çok iyi gelecek. Lütfen bunu sakın unutma. Ve son olarak özgüvenle alakalı birkaç videom daha var zaten YouTube'da muhakkak görmüşsündür. Görmediysen de izlemeni tavsiye ederim. Çünkü özgüven sadece bunu anlattım oldu bitti gibi bir durum değil. Kesinlikle söz konusu bile değil. Özgüven dediğim gibi, başta da ifade ettiğim gibi bu bir süreç. Özgüven çok geniş kapsamlı bir konu. Özgüvenle alakalı birçok video devamında da zaten inşallah gelecek planlıyorum, programlıyorum. Sizlerden ricam bu videoyu izledikten sonra neyse ya aman güzel konuştu, keyif aldım, rahatladım deyip geçmeyin. Amacımız burada konuştuklarımızı hayatınıza uygulayabilmeniz, bunun için gerçekten eyleme geçmeniz ve sonrasında da yaptıkça evet yapabiliyorum, başarabiliyorum, helal olsun bana diyebilmenizden geçiyor. Sabırla dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.